Ramazan ayında yeni kısıtlamalar gelecek mi sorusu da merak ediliyor. Bunun dışında yarın özellikle bilim kurulu toplanacak ve alacağı tavsiye kararları da şüphesiz ki kabine toplantısında, salı günü yapılacak kabine toplantısında görüşülecek ve eğer ki yeni kararlar yani yeni kısıtlamalar alınacaksa da kabine toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Kendilerine hoş geldiniz şeref verdiniz diyoruz efendim. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Vaka sayıları 55 bini geçti. Hastanelerde sağlık çalışanları zorlu bir mücadele veriyor. Gündemde ise tam kapanma tartışmaları var. Gözler pazartesi günü yapılacak bilim kurulu ve salı günü yapılacak olan kabine toplantısında. Ramazan ayında COVID-19'da mücadelede yeni bir aşamaya geçilecek. Ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, Mayıs'la birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Aksi takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliye de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılı örnek alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da devletin zirvesiyle bilim kurulunun tavsiyelerini ve son verileri paylaşacak. Yüz yüze eğitimin sürdüğü illerdeki durumda kabine toplantısında mercek altına alınacak. Ramazan ayı boyunca toplu iftar, sahur gibi organizasyonların yapılmaması için uygulanacak tedbirler de konuşulacak. Ayrıca kamuda yeniden esnek çalışma modelinin uygulanması da gündemde.